Mikrobu ilk keşfeden alim Akşemseddin. İstanbul Fatihi Sultan Mehmet'in hocası olan ünlü İslam büyüğü Akşemseddin 1390 yılında Göynük'te doğmuştur. Asıl adı Şemseddin, babasının ismi de Hamza'dır. Küçük yaşlardan itibaren ilme ve sanata karşı ilgi göstermiş, kendini yetiştirmek için çalışmış. Medrese tahsilini tamamladığında seçkin alimler sınıfına katılmıştır. Üstün zeka ve anlayışı, yılmak bilmeyen çalışma gücüyle kendini kitaplara adamış, başta İslami ilimler olmak üzere tıp, astronomi, biyoloji ve matematikte zamanının ünlülerinden olmuştur. Uzun yıllar Osmanlı medreselerinde müderrislik yaparak yüzlerce talebe yetiştirmiştir tıp ilminde gösterdiği başarılar çok büyüktür. Bitkilerden ilaç yapılması konusunda devrinin tek otoritesi idi. Mikrobu keşfederek insanlığa unutulmaz bir yarar sağlamıştır. Tıpla ilgili eserlerinin birinde tifo, kolera, tifüs ve çiçek hastalıklarının gözle görülmeyecek kadar küçük canlılar tesiriyle ortaya çıktığını yazmıştır. Bugün mikrobu Avrupalı bir bilim insanı olan Pastör'ün keşfettiğini söylemek mümkün değildir. Çünkü Pasteur Akşemseddin'den 430 yıl sonra yaşamıştır. Akşemseddin'in asıl ünü, Büyük Veli Hacı Bayram'la tanışmasından sonra başlar. Daha sonra da Sultan Murat'ın emir ve isteğiyle Fatih Sultan Mehmet'in hocalığına tayin edilmiştir. İstanbul'un fethinde büyük yararlıklar göstermiş, genç sultanı teşvik etmiş, Fethin en önemli günlerinde surlar önünde şehit düşen Ebu Eyyub el Ensari'nin kabrini bularak ordunun maneviyatını yükseltmiştir. Fatih Sultan Mehmet ona karşı daima saygı ve sevgi duymuştur. Hatta İstanbul'un fethinden sonra zamanımda Akşemsettin gibi bir zatın bulunmasından duyduğum sevinç, İstanbul'un alınmasından duyduğum sevinçten daha az değildir demiştir. İlmi, takvası ve kerametiyle İslam dünyasının takdirle andığı Akşemseddin, bütün ömrünce dünya malına, şan ve şöhrete hiç değer vermeden samimi bir Müslüman olarak yaşamıştır. 1498 yılında doğum yeri olan Gönlük'te vefat ettiğinde, başta Fatih olmak üzere bütün Müslümanlar üzüntü duymuşlardır. O, İslam büyükleri içinde daima hayırla anılan müstesna insanlardandır. Ruhu şad olsun.